Silah taşıdığı iddia edilen tırlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türmen'den ilginç bir yorum geldi. İddiaların ciddi olduğuna dikkat çeken Türmen'e göre tırlarda silah vardı. Bir radyoya konuşan Türmen tırlarla ilgili iddiaları değerlendirdi. Türmene göre uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edilmiş durumda. Uluslararası hukuk açık bir şekilde ihlal edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. maddesi Güvenlik Konseyi'nin yetkilerini düzenler. Orada eğer Barışa karşı bir tehdit varsa ya da barışın ihlali söz konusuysa Güvenlik Konseyi buna el koyar ve nasıl bir tedbir alınacağına karar verir. Benim tahminim bu konuda Suriye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu 7. bölüm altında başvuracaktır. Türkiye'nin barışı tehdit ettiğini söyleyerek tedbir alınmasını isteyebilir. Birleşmiş Milletler Şartı'nın ikinci maddesinin dördüncü fıkrasını hatırlatan Türmen, bu hükmün bir devletin, başka bir devletin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmasını yasakladığını vurguladı. Türmen, böyle bir silah gönderilmesi Suriye bakımından bu maddenin de ihlal edildiği anlamına da gelir. Ama bunun yaptırımı ne olur onu bilemeyiz diye konuştu. Katır iddiasını araştıran savcıların cezaevine gönderildiğini hatırlatan Rıza Türmen, hükümete istifa çağrısında bulundu. <laughs> Bu kadar açık bir şekilde yalan söylendiği görüntülerle birlikte ortaya çıkarsa, demokratik ülkelerde hükümetler istifa eder. İktidarların yalan söylemek gibi bir hakkı yok. Bu yüzden hükümet derhal istifa etmelidir. Bu durumun su götürecek bir tarafı yok. Şimdi durumu çevirmeye çalışacaklar. Komplo kuruluyor. Bizi devirmeye çalışıyorlar gibi. Ama bu yalan söylendiği gerçeğini değiştirmez.